MacBook A1278 2010 model en güzel MacBook'lardan. Ben bu MacBook'ları çok seviyorum. RAM'ini yükseltebiliyorsunuz, SSD takabiliyorsunuz. Ayrıca bataryası çok uzun gidiyor. Tek elle açılma özelliği enteresan. Hala da laptoplarda bu özellik yok. Tuşları sessiz ve ışıklı. Alüminyum kasa olduğu için soğutması çok iyidir. Bu laptop bakım için geldi. Bakalım içi ne durumda. Dıştan temiz gibi gözüküyor. İçinde hard disk var. Hala da çok hızlı. İlk önce bataryayı çıkartıyorum. Çok fazla pislik yokmuş gibi gözüküyor ama bu ilk defa temizlenecek. Yani 2010'dan beri daha önce hiç açılmadı. Anakartına bakar mısınız? Çok güzel. Bu tornavida ile açılıyor sadece. Yanlış hatırlamıyorsam Torque Yıldız Tornavida diye geçiyor. Bunlar da değişik bir tornavida ama bunu düz tornavida ile açabilirsiniz. Anakartı diğer laptoplara göre çok hassas değil ama yine de eldiven takmanızı öneriyorum. Statik elektrikle anakarta zarar verebilirsiniz. Bütün soketleri çıkartmanız gerekiyor. Eğer soketlerin bir tanesi kalırsa soketler biraz hassas, o yüzden yırtılabilir. Çıkartırken de çok dikkatli olun. Bu laptopların RAM konusunda iki versiyonu var. Birisi low voltaj, birisi de normal. Fanın durumu o kadar da iyi değil. Ama 2010'dan beri iyi dayanmış. Termal macun düşünemiyorum bile. Kesinlikle kupkurudur. 8 saat pil ömrü olmasına şaşmamalı. Bataryası bayağı ağır. Artık 8 saat gitmiyordur. Eğer bu laptopa sahipseniz, bataryanız çok az gidiyorsa, 20 dakika veya 5 dakikaysa veya bataryanız hiç tutmuyorsa o bataryayı çıkartın. Çünkü bunların bataryası çok fena şişiyor. Açılmıyor. Sanırım bir şey sıkışmış dedim ama bir şey sıkışmamış. O kadar fazla ısınmış ki ne yazık ki arka tabana yapışmış. Böyle durumlarda çıkmıyorsa zorlamayın. Kesinlikle bir yere takılmıştır. Hoparlör buradan çıkıyor. Biraz enteresan bir tasarım olmuş. 2010'dan beri bu kadar pisse çok normal. Beni takip edenler varsa bilir ne laptoplar açtık. Laptop o kadar ısınmış ki bakır blok klavyenin altındaki ledlerin korumasına yapışmış. Sanırım kullanıcı sigara içmiyor. Sigara içseydi bu laptopun hali berbat olurdu. Kısacası durumu gayet güzel. Şimdi temizleme zamanı. Hop, temizlendi. Evet, termal macun diye bir şey kalmamış. Kupkuru. Termal macunu temizledikten sonra chipsetin termal macunu da değiştireceğim. Çipler bu kadar birbirine yakınken bile çok serin çalışabiliyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi artık bunların işletim sistemi değişmiyor. Yani eskide kaldı. Fakat bunlara başka bir şekilde yüklenebiliyor. Yani eğer ki işletim sisteminiz yükselmiyorsa bu yükselmeyeceği anlamına gelmez. Fazla teknik detaya girip sizin kafanızı bulandırmak istemiyorum. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Çok güzel ve kaliteli bir laptop. Şimdiki MacBook'lar veya diğer bilgisayarlar bu kadar kaliteli değil. Eğer ofis için kullanacaksınız veya film, müzik tarzında bir şeyler kullanacaksanız bundan daha iyisine gerek yok. Bu laptop hakkında biraz bilgi vereyim. Normalde bunlar 4 GB veya 8 GB olarak çıkar. Ama bunlara 8, 8, 16 GB da koyabilirsiniz. DDR3 low voltage RAM'lerdir. 1600 MHz'e kadar çıkabilirler. SSD takabilirsiniz ama SATA SSD takabilirsiniz. M.2 SSD takamazsınız. Ekran kartsız modelleri daha performanslı çalışıyor. İşletim sistemleri geride kaldı. Ama işletim sistemini yükseltebiliyorsunuz. İşletim sistemini değiştirebilir, Windows'ta yapabilirsiniz. İster Windows 7, ister Windows 10. Ama Windows işletim sisteminde iOS gibi çalışmaz. Akıcı çalışmasını istiyorsanız yine iOS kullanmak zorundasınız. Ama iOS'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ekran kartlı modelleri de var. Birisi AMD, birisi de Nvidia. Ama ekran kartlarından performans beklemeyin. Bunun ekran kartı genellikle Photoshop veya Studio için kullanılır. Oyun için pek performanslı değil. Ama görüntü kalitesi gerçekten çok güzel. Diğer markalara göre ekranı gerçekten rakipsiz. İşlemciyi yoran programlar açarsanız maksimum 65 dereceyi bulursunuz. Gayet serin çalışan bir laptoptur. Ekran kartlı modellerinde ise 80-85 dereceye kadar çıkabiliyor. Çünkü ekran kartı normalde de çok fazla ısınır. Batarya ömrüne gelirse ekran kartlı modeller 4 ile 5 saat arasında pil ömrü var. Ekran kartsız modelleri 8 saate kadar dayanabiliyor. İşletim sistemi bu konuda çok önemli. Windows yüklerseniz maksimum 6 saat dayanabilir. Deminden beri macOS yerine iOS işletim sistemi dedim. Yanlışı düzeltelim yoksa beni linç ederler. Şimdi gelelim kasayı temizlemeye. Buralara biraz metal parçacıkları gelmiş. Nereden gelmiş? Enteresan. Toz bile zor girmiş. DVD-ROM girişini çıkartıyorum. Müşteri dedi ki ben artık onu kullanmayacağım. Yerde kaplamasın, enerji de tüketmesin. Çok doğru bir karar. Ama vida bağlantı yerlerine tekrardan vidaları koyuyorum. Hard disk için aparat takarsa o vidaları bir daha bulamayabilir. Eğer DVD-ROM'u siz sökecekseniz biraz dikkat edin. Normalde bu bilgisayarın hoparlörleri çok çabuk patlar. Ama bununkisi patlamamış. Montajı biraz zor açıkçası. Her şey tertemiz oldu.
galiba bir 15 sene daha dayanır. Bir bilgisayar durduğu yerde bozulabilir. Evet, çünkü içinde statik elektrik kalmıştır. Ölü elektrik bilgisayarınızı bozabilir. Veya çalışmayan bir laptop rutubet alabilir. Eğer elektronik bir aletiniz varsa onu sürekli çalıştırın. Ne kadar enteresan değil mi? Elpida diye bir RAM var ama Mac için özel yapıyor. Samsung da aynı şekilde. Samsung'un da RAM'leri var ve Kingston'un da RAM'leri var. Ama Apple'a olunca özel yapıyorlar. Ve diğer bilgisayarların içindekiyle aynı ama rengi siyah. Her şey tamamlandığına göre artık açıp bir test edebilirim. Bir an için hiç açılmayacak zannettim. Herhangi bir bilgisayarın pilini çıkarttığınız zaman BIOS kendini sıfırlar. O yüzden geç açar. Böyle durumlarda hiç endişelenmeyin. Sadece bekleyin açılana kadar. Bu 1-2 dakikayı bulabilir. Bazen açılmaz, görüntü vermez. Ama endişelenmeyin. Tekrar kapatın, tekrar açın. Ama 1 dakika kesinlikle bekleyin. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.